Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem katılımcılar, sevgili meslektaşlarım, sevgili öğrenciler, iki günden beri devam etmekte olan sempozyumumuzun son değerlendirme oturumunu açıyorum. Cenab-ı Hakk'ın muvaffak bir hayır eylemesini niyaz ederim. Şimdi ismi olan arkadaşlarımızın burayı şereflendirmesini bekliyorum. Yusuf Şevki Yavuz Hocam, İlyas Çelebi Hocam, Şerafettin Gölcük Hocam, Metin Yurdagür Hocam, Ramazan Biçer Hocam. Bir de Cafer Karadaş Hocamız. Evet, Hatice Kelbet'in Arpaguş Hocam. Efendim, iki günden beri devam eden deizm ve modern dine karşı modern akımlar konusunda çok güzel tedbirler dinledik. Yeterince de müzakere edildi. Ancak buyurun Hatice Hanım, sandalye lazım. Mikrofonu gasp etmiş pozisyondan düşmemek için bir şeyler söylemek istiyorum heyet tamamlarına kadar. Efendim? Evet. Yani süratle mi bitirmemizi istiyorsunuz? Evet. Tamam. Evet. Bugün saat 7'de uçağa yetişmek durumunda olan hocalarımız varsa yönetime bilgi verilmesi isteniyor. Yani sizi havaalanına ulaştırmak üzere hazırlık yapılacak. Evet, ben iki gün devam eden toplantımızda tebliğlerin ve müzakerelerin takibini yaptım. Ben de güzel bir intiba bıraktı ama bir konuda da eksiklik müşahede ettim. Hani İlyas Bey hocam biraz önceki oturumda rahmetli Bekir Hoca'yı da anarak şimdi ne yapacağız Sayın Hoca derdi. Ben de benzeri şeyi soracağım. Yani gerçekten biz deizmle ilgili iki günlük sempozyum yaptık ama ne yaptık ya? Sonuçta biz neye vardık? Yani iki günlük bütün Kerem hocalarının Türkiye'deki 100 küsur ilahiyat fakültesinden hemen hemen hepsinden gelmiş olan Kerem hocalarımızın dine karşı akımlar ve deizm konusundaki müzakere sonucunda vardığı nokta nedir? Biri sorarsa, siz deizm konusunda nereye vardınız bu iki günlük toplantıda derse, ben net olarak bir sonucun tespit edilmesi gerektiğine inanıyorum. Bunu aslında bu değerlendirme heyeti de yapabilir ama gerçekten organizatör okulumuz, fakültemiz bir iki gün içinde buradaki konuşmaların kayıtları alınmıştır. Böyle bir sonuç bildirgesi gibi bir bildirge hazırlarlarsa o bildirge işte yani bazı arkadaşlarımıza da gösterilebilir, fikirleri de alınabilir ve biz bu sempozyumda genellikle şu noktalar üzerinde varılmış ve şu görüşler ağırlık kazanmıştır gibi hem yuvarlak hem fikir verici
bir etkinlik göstermiş oluruz diye düşünüyorum. Bu benim kişisel görüşümdür. Mikrofonu elime geçirince böyle fikirleri söylerim iki de bir. Şimdi vakit de oldukça dar. Ben burada adı yazan, adı geçen arkadaşların yazılım sırasına göre azami 7 dakika minimum miktar yok. Ama feragat edebilir yani arkadaşlar. Fakat azami 7 dakika süreyle konuşmalarını davet ediyorum. Hemen yanımdan Profesör Doktor Şerafettin Gölcük Hocam'a söz veriyorum. Buyurun hocam. Allah adını zikredelim evvela, vacip oldur cümle işte her kula. Bismillahirrahmanirrahim. Sayın Başkan, değerli kardeşlerim, hepinizi hürmetle ve muhabbetle selamlıyorum. Benim iki ailem var. Birisi eşim ve çocuklarımdan oluşan çekirdek aile. Diğeri de sizlerden oluşan Türkiye Müslümanın, Türkiye mütekellimlerinin oluşturduğu aile. Ben şu anda kendimi tam bir aile ortamında hissediyorum. Gerçekten. Benim için bir de sıla-i rahim kavramı var. Bilirsiniz. Benim iki sıla-i rahimim var. Birisi babamın, annemin şu anda metfun buldukları Ödemiş, Birgi, Beyda oralar. Şu anda ailemin, yaşayan fertlerin bulunduğu yerler, çocukluğumun geçtiği yerler, sıra-i rahim. Oraya gittiğim zaman gerçekten kendimi tekrar yeniliyorum. Ama ikinci sıra-i rahim benim burasıdır. Gerçekten ben sizlerle beraber olduğum zaman tekrar canlanıyorum, tekrar gençleşiyorum, tekrar sizleri dinlemekten büyük zevk alıyorum. Hayatın belli zamanlarında konuşmak iyi de, belli zamanda dinlemek daha güzel oluyor. Şimdi şunu gördüm. İsim listesi yazılınca yazılmış. Orada sadece Şerafettin Gölcük emekli. Bu var. Bu yanımdaki büyük hoca, o da emekli ama o emekliyi beğenmedi, tekrar sizin aranıza katıldı. Onu tebrik ediyorum ben. Şöyle diyorum, hocam ne yapıyorsunuz? Ucu açık izne çıktım, tatile çıktım diyorum. Ucu açık izin. Nereye kadar bilemiyoruz yani. Şu anda ben o durumdayım. Dolayısıyla sizlerin de güzel bir ömür sürerek emekli olmanızı Allah'tan niyaz ediyorum. Emekli olmak gerçekten güzel. Niye güzel? Sabahleyin işe gitmek gibi, efendim bir derse girmek gibi bir takım. İlk zamanlar şöyle düşünüyordum. İyi ki bugün fakülteye gitmeyeceğim. Fakültede küçük hocaydım. 7.30'da pek çok zaman, pek müstahdemlerden daha önce fakülteye girelim. Evet. Dolayısıyla şimdi aranızda bir emekli kardeşiniz olarak, bir ağabeyiniz olarak sizlerle bulunmaktan gerçekten büyük haz duyuyorum, memnuniyet duyuyorum. Allah'a şükrediyorum. Değerli kardeşlerim, bu toplantıların ilkini 1996 yılında Konya'da yaptık. O zaman Konya'da yapmış olduğumuz çalışmayı sadece şöyle bir kitapla, mütevazi bir broşürle süslemişiz. Ne demişiz? İlahiyat fakülteleri, kelam ana bilim dalı, öğretim elemanları ve ilmi çalışmaları. O zaman 17 üniversite katılmış. 17 ilahiyat fakültesi varmış o zaman. Şöyle bir hesap ettim. 49 yılında bir ilahiyat fakültesi açılıyor Ankara'da ama açan kişi bilirsiniz o zamanın devlet başbakanı Şemsettin Günalta, eski İslamcı ama bir cümle söyleyip unutmuyorum onu. İlahiyat fakültesini kümşat ediyoruz emma ve lakin burada kesinlikle fıkıh dersi okutmayacağız diyor. Bunu ben meclis zabıtlarında buldum, okudum. 49'da açılmış İlahiyat Fakültesi, 47 yıl sonra Konya'da, 47 yıl sonra İlahiyat Fakültesi kelam ana bilim dalı öğretim elemanı bir araya geliyor. Bu büyük bir nedir? Bizim için büyük bir gelişmedir. Bilirsiniz bir ilahiyat fakültesi ne zamana kadar devam etti? 1980'e kadar. Evet.
7 İslam mensubu 1980-81 yılında toplam 7 ilahiyete çevirdik. Ama şimdi bakıyorum değerli kardeşlerim, konuşuyoruz. 110'u geçen ilahiyat fakültemiz var. Şöyle düşündüm sabahtan beri. Dün bir ilahiyat fakültesine razı olamayanlar bugün 110 tane ilahiyat fakültesine bir şey diyemiyorlar. Bundan da büyük mutluluk duyduğumu, Allah'a hamdettiğimi bilhassa ifade etmek istiyorum. Bunlar önemli hususlar. Biz değerli kardeşlerim 50 yıllarda sahne aldık. 50 yıllarda. Hep konuşuyoruz kendi aramızda. Aynı günleri yaşamışız. 50 yıllarda biz kimlerle karşılaştık? Osmanlı Bakiyesi mollalar. Ve hep şöyle düşünmüştüm. İzmir'de, Ödemiş'te, Ödemiş Kur'an Kursu'nda, İzmir Kestane Pazarı'nda, İzmir İmam Hatip'te, daha sonra İstanbul İmam Hatip maceramız var birkaç ay. İstanbul İmam Hatip'te Osmanlı Bakiyesi mollalar ve hocalar gördüm. Hep şunu düşündüm. Acaba bu hocalar gibi biz de hoca olabilir miyiz? Şeyimiz buydu. Bunlara biz hayırlı haletler olabilirim diye düşünüyorduk. Ama şimdi görüyorum ki 2017 yılında Van'da toplanıyoruz ve orada bugün için en önemli konulardan birisini ne yapıyoruz? Müzakere yapıyoruz. Bu gelişen noktada gerçekten değerli kardeşlerim, Rabbimize ne kadar şükretsek, ne kadar hamd etsek, evet yine görevimizi, kulluk görevimizi ifa edemeyiz. Dolayısıyla bugün şunu düşünüyorum. Allah-u Teala hep şey yapmak istemiyorum. Vallahu yagbidu ve yaksud Kur'an'da. Bugün bast halini yaşıyoruz. Bast hali, rahatlık hali. Evet. Ama daha önce kabus hali yaşıyorduk. Diyorum ki bugünkü imkanlar, bu bast hali acaba ne zamana kadar devam eder? Bir tekrar kabus haliyle karşı karşıya gelmek için ne yapmamız lazım? Dünden beri dinliyorum gerçekten. Bugün sizler bizim Osmanlı ulemasına bir fetret döneminden sonra 25 yıllık bir kesin yasak döneminden sonra Osmanlı alimlerine hayırlı halef olma için düşündüğünüz şey siz bugün maşallah bizler bilemiyorum da sizler bizlere hayırlı halef olarak sizleri öyle görüyorum. Dolayısıyla bundan da büyük mutluluk duyuyorum. Bu baş halinin, bu rahatlık halinin, bizi ne yapması lazım? Rehavete, tekrar kavuş hali karşı karşıya bırakması lazım diye düşünüyorum. Ve şöyle bir düşünce bende oluştu. Bizler usulüddini temsil ediyoruz. Usulüddini, hem dinin asırları hem de usul olarak, yöntem olarak bizler kelam alimleri gerçekten bu dini ilimlerin, İslam ilimlerin motorudur. Lokomotifidir. Dün öyleydi, bugün de öyle olması lazım. Bugün en büyük problemimiz inanç meselelerdir. Bunları nasıl halledeceğiz? Sadece bizim usulüddin mütekellimler olarak değil de ilahiyat fakültesinin bütün hocaların düşen görev budur diye düşünüyorum. Hepsine düşüyor. Ayrıca İmam Hatip liselerinde bizim talebelerimiz olan öğretmenler de görev düşüyor. Efendim Kur'an kurslarında görev almış olan kardeşlerim görev düşüyor. Geçen hafta 15 gün önce Antep'teydik. Orada medreselerle beraber bir çalıştay yapıldı. Bu civarda bulunan, Güneydoğu'da, Doğu'da bulunan medreselerin hocalarını da, talebelerini de, onlarla ilgilenen kişilere de bu görev düşüyor diyorum. Dolayısıyla biz bugün Türkiye Müslümanları olarak gerçekten çok büyük mesafe kat ettik. Çok büyük mesafe elde ettik. 110 ilahiyat fakültemiz var. Ben şunu düşünüyorum. 20 yıl geçmiştir. Bizim ilk toplantımızı yapmamızdan itibaren bir geleneğin oluşması için kardeşimiz bir zaman gerekiyor. Şunu gördüm, bizim bu toplantılarımızda artık bir gelenek oluşmaya başlamıştır Şaban Hocam. Bunu eğer bir 20 yıldan daha devam ettirebilirsek 40 sene sonra inşallah öyle bir manzara karşı karşıya geleceksiniz ki siz 20 sene önce hangi noktadaydık, şimdi hangi noktaya geldik diyerekten büyük bir mutluluk duyacaksınız. O bakımdan gerçekten bu toplantıları biz devam edelim diyorum. Metodumuz ne olacak? Sabahleyin Vecihi kardeşi bir ayet okudu. Benim bugünlerde o ayeti düşünüp duruyorum. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ لِنْ تَلَهِمْ وَلَوْ كُنْدَ فَظَّنْ غَلِيزَ الْغَلْبِ لَنْ فَتْلُمْ مِنْ حَوْلِكِ Ayet geldi. Âl-i İman'a sorarsın. Şunu düşünüyorum değerli kardeşlerim. Biz
Hazreti Peygamber, rahmet peygamberi, Hazreti Peygamberimiz gibi bulunduğumuz her noktada o Resulün temsilcisi olma şerefini düşünerek bulunduğumuz nokta neyse, İlahiyat Fakültesi olalım, İmmatip'te olalım, Kur'an kursunda olalım, ne yapalım? Talebeye yakın olalım, toplumumuza yakın olalım, onlarla içli dışlı olalım. Eğer talebeyi yakın olduğumuzu hissettirirsek, İmmatip'le ilgili problemler konuşuldu, İlahiyat Fakültesi aynı şekilde problemler biliyoruz. Ama bu biraz sıkıntılı olan talebeleri ne yapabiliriz? Kazanabiliriz diye düşünüyorum. Dolayısıyla vebalimiz, şeyimiz çok ağır, mesuliyetimiz çok şey. Ama bunun idrakinde olan, şöyle bir bizim Mütekelliler Camiası'na bakıyorum, değişik kanaatte, değişik görüşte olan kardeşlerin hepsi birden ne yapıyorlar? Bu dinin zaferi için, bu Kur'an'ın insanlara tekrar sıfat, o Kur'an-ı Kerim'de bahsedilen hususların insanların sıfat olması için büyük gayret sarf ediyorlar. Hepinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Gözlerini öpüyorum. Bu aile ortamının böyle devam etmesini Allah'tan niyaz ediyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Selamün aleyküm. Şerafettin Hoca'ya teşekkürler. Bu 20 yıl galiba bir herkes tarafından kullanılan bir rakam. 1959'da İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü açıldı. İlk derslerden birine gelen Doktor Şerif Hazım El-Aun adında Ürdün Kralı Hüseyin'in dayısıydı o zat. Hem kardiyolog profesör tıp hem de Kahire Üniversitesi'nde Arap Dili Edebiyatı profesörüydü. Şeriflerden olduğu için İstanbul'daydı, geldi bize. İlk nutku inşallah ba'da 20 sene entümül fukaha dedi. Ba'da 20 sene 1979'da tamamlandı. İşte bu kadar sene. Evet, Yusuf Şirkin Hocam, sizde azami 7 dakika. İnşallah uymaya çalışırım ama eğer biraz aşarsam şimdiden peşinen özür dilerim. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Rahmetli Bekir Topaloğlu hocamızı ben yine rahmetle anarak sözlerime başlıyorum. Çünkü o bu toplantılara çok ehemmiyet vermişti ve ilk toplantıya beni Konya'ya göndermişti. Konya'daki ilk toplantıya ben gelmiştim İstanbul'da, onu iyi hatırlıyorum. Daha sonra kendisi de birkaç sefer gelince dedi ki bu müfredat konularını görüşmek bir çıkmaz sokaktır. Efendim biz bunu bir hayra dönüştürelim ve her yıl bir sempozyum düzenleyelim. Çok önemli meselelerimizi kendi aramızda müzakere edelim. Gerçekten de ondan sonra her kelam toplantısında bir konu müzakere edildi. Çok da başarılı sonuçlar alınmaya başlıyor. Bunlar kitaplaşıyor. İlahiyat Fakültesi öğrencileriyle konuya ilgi duyanlar bundan istifade ediyor. Bunun böyle devam etmesini ben temenni ediyorum elbette. Şimdi Sayın Bey hocamızın üzerinde durduğu konu çok önemli. Gerçekten biz iki gün konuştuk burada. Ne çıktı ortaya? Deizmi konuştuk. Deizmin işte tek bir tipi yok. Allah'a inananı var, ahirete inananı var, efendim vahye rıza göstereni var, Hristiyanlıkla bağlı kalmak şartıyla. Değişik bir deizm tipleriyle karşı karşıya olduğumuzu biz görüyoruz. Peki İslam düşüncesiyle deizmin alakası ne veya ayrıldığı noktalar ne? Bu tabii sempozyumda varılması gereken bence en önemli husus bu. Kur'an-ı Kerim'de اَرَضِيْتُمْ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ اِلَّا قَلِيلٍ buyuruyor Allah Teala. Aslında tam da dünya hayatını insanın düzenlemesi ve ahireti dikkate almadan dünya hayatında yaşamayı öngören bir deizmin bir ifadesidir. Bence Kur'an-ı Kerim'de bu çok önemli, altı çizilmesi gereken bir noktadır. Bu açıdan konuya bizim yaklaşmamız gerektiğini ben düşünüyorum. Deizmin akıl ve bilim öne çıkarılmalıdır şeklindeki tezinin İslam düşüncesiyle hiçbir problemi zaten yoktur.
Çünkü Kur'an-ı Kerim ve onun etrafında oluşan bilimler hem aklı kullanmayı, ehli hadisi bir tarafa bırakırsak, ki aslında bu ehli hadis benim kanaatime göre efendim kelamcıları tahakkümü altına almıştır, kuşatmıştır. Ondan kurtulma çabası göstermemiz gerektiğini de ben düşünüyorum. İlk dönemdeki ehli sünnet kelamı Ebu Hanife'nin inşa ettiği ilmi kelama dönmemiz lazım. Ebu Hanife daha sonra ehli hadisleştirilerek bize ehli fıkhul ekberi aktarılmıştır. Bunun da farkında olmamız lazım. Ben bilhassa son zamanlarda Ebu Hanife eserleri üzerinde tek tek tezler veriyorum. Yani yeniden biz Ebu Hanife'yi okumamız lazım. Yani bu ehli hadis çemberini yırtmak için başka çaremiz yok. Efendim, dolayısıyla ehli hadis dışında akıl ve bilim bin kılavuzluğunu, onun rehberliğini, onun yol göstericiliğini reddetmek söz konusu değildir İslam düşüncesi açısından baktığınız zaman. Ancak ahiret hayatını dikkate almadan, ilahi vahiyleri dikkate almadan bir hayat düzenlenebileceğini, dünyevi hayatı düzenleyebileceğimizi söyleyen deizm İslam düşüncesiyle örtüşür mü? Bu noktada tabii çok büyük bir problem var. Gerçi Mu'tezile kelamcılarından İbnül Melahimi El-Faik fi Usulü dininde diyor ki peygamberlik neden gereklidir diye sorarsanız bunun cevabı duyu ötesi varlık aleminden bilgi almak için peygamberlik gereklidir, nübüvvet gereklidir, vahiy gereklidir. Akıl ve duyular ve dolayısıyla bütün insani bilgiler duyu ötesi varlık alanını keşfetmek için yeterli değildir. Dünya hayatını düzenlemek için zaten peygamberliğe ihtiyaç yoktur diyor. Bakınız, hatta bir adım daha öteye gidiyor İbnül Melaimi. Diyor ki aslında vahiy bilgisine sahip olmadan dünya hayatını düzenleyen toplumların var olduğunu biz biliyoruz. Ve hatta onlarda fikri tartışmalarda fazla olmaz. Aslında dünya hayatına eğer müdahaleyi, nübüvvetin müdahale etmesini önerirseniz bu bir takım çatışmalara da yol açar diyor. O açıdan dünya hayatında zaten akla, istidlale, içtihada Kur'an ve İslam düşüncesi kapı açıyor. Bu noktada bir problem yok. Ama bizim ahiret endişesini dikkate almak suretiyle yaşamamız gerekiyor. Bu hayatı ancak vahiyden öğrenebiliriz. Vahiy bize erdemli insanı inşa etmeyi öğretir. Onun dışında felsefeler iddia eder, fantezi bir takım fikirler ortaya koyabilir. Koyuyor nitekim, deistler. İşte ahlaklı olmak lazımdır. Efendim, işte akla uymak lazımdır vesaire. Ama inşa ettikleri toplumlarda erdemli insan var mı? Bugün deizmin batıyı getirdiği nokta sekülerizmdir. Seküler bir batı bugün ekmeğini insanlarla paylaşabiliyor mu? İnsanların öldürülmesinin önüne geçebiliyor mu? Bu açıdan baktığımız zaman deizm, yani vahiyden yoksun bir deizm hiçbir zaman insanlığı mutluluğa ulaştıramaz. Ne dünya hayatında bir mutlu toplumu inşa edebilir, ne de ahirette insanı kurtuluşa erdirebilir. Bizim meseleyi bu açıdan biraz mülahaza etmemiz gerekiyor. Sanıyorum bu konuyu kelamcılar olarak iyice işlememiz icap ediyor. Hocam vaktimi geçtim mi? Peki, teşekkür ediyorum. Evet, Yusuf Şevki Hoca'ya çok teşekkürler. Ramazan Biçer hocamız. Hocam 7 dakika. Evet, tamam efendim. Başka teşekkür ediyorum. Var. Kesinlikle aşmam efendim. Şimdi deizmde, iki gündür deizmde daha çok dini baskılar sonucu ortaya çıkan bir fikir olduğu özellikle Hristiyanlık tarafından anlatıldı. Bu durumda dini baskı yoksa deizmde yoktur.
aynı hususun İslam tarihi için ne kadar geçerli ona bakmamız gerekir. Yani batıdaki baskı acaba bizde uygulandı mı? İkinci olarak biz bir kavram işliyoruz deizm diye. İslam literatüründe bunun karşılığı var mı? Sonuçta biz kelamcılar olarak daha çok İslami ağırlıklı bir algı ve anlayış üzerinde hareket ediyoruz. Bazı şeyler söylenebilir. Ama sanki deizm batı literatüründen devşirilme ve biz de o devşirmeyi uyguluyoruz gibi geldi bana. Yani bizde yok. Deizm diye bir şey bizde yok. Olmadığı için de sanki bizim çalışmalar bizde olmayan bir kavramın batı literatüründeki işleyiş biçimine yansıtma oluyor. Bu bizi doğrudan bağlamıyor. Buna karşı bazı şeyler söylenebilir. Yani dünya birleşme denilebilir. Ya da bizim literatürde farklı Kur'an-ı Kerim dayanaklarından hareketle ama deizmi ifade eden başka bir kavram yok. Deizmin bizim dünya birleşme kavramı ya da peygamber karşıtı kavramının batıda farklı yansımaları vardır. Bir sekülerizm vardır. Bir individual bireyselcilik vardır. Bütün bunlarda nazara aldığımız zaman sanki deizm batıda oluşturulmuş bir kavram ve biz o kavram üzerinde İslami temeli olmayan bir kavram üzerinde tartışıyoruz gibi geldi. Bu konuda verilen örnekler, özellikle İslam tarihinde verilen örnekler 17. yüzyılda ortaya çıkmış deizmden önce ise o zaman deizmi biz kurmuş oluyoruz. Dolayısıyla bazı şahıslar deizmi İslam tarihinde deizmle bağlantılı olarak işlerin bazı şahısların İbn-i Ravendi ya da bazı eski Mutezili gibi ya da işte Ebu Bekir Razi gibi falan şahısların deizm bağlamında işlenmesinin çok tutarlı olmadığını düşünüyoruz. Bu çalışmada en büyük eksiklik olarak gördüğüm bir husus vardır. Deizm çağdaş bir problem. Ve Müslümanların da problem olduğu anlaşılıyor. İslam dünyasında örnekler verildi. Ama burada en büyük eksikliğimiz Türkiye'de deist tabanı ile yapılmış bir alan araştırması olmaması. Bu büyük eksiklik. Olmadığı zaman da biz ne yaparız? Bilimsel bir dedikodu yaparız. Gerçekten Türkiye'de deist düşünce içerisinde olan kimselerin oranı ne kadardır? Bunun tespiti çok önemliydi. Tezimizin başlığı, konferansımızın başlığı neydi? Deizm ve dine karşı akımlar ve deizm. Dine karşı akımlarda ne işlendi acaba? Deizm ve dine karşı akımlar. Deizmin dışında dine karşı akımlara hiç değinilmedi gibi geliyor bana. Özellikle oysa ki Türkiye'de bir yeni çağ dini akımlar var. Tamamen deist tabanlı. Onlara hiç değinilmedi. Dolayısıyla ben de Sayın Hoca'nın ifade ettiği şekliyle deizmin tarihsel süreci dışında herhangi bir bilgi ortaya çıktığı konusunda kuşkularım var. Teşekkür ediyorum. Evet, şimdi İlyas Çelebi hocamız da 7 dakika ile sınırlı olarak konuşacak efendim. Daha önce besmele çektim herhalde yeniden dönüşüyor. Evet. Şimdi ben bu koordinasyon toplantılarının ve dolayısıyla bu bağlamda yaptığımız sembozyumların biraz da nihai maksadından hareketle bir şeyler söylemek istiyorum. Şimdi bizim temel problemimiz, hepimizin ittifak ettiği temel problem şu. Kelam ilmi güncelleştirilmediği için günümüzdeki insanların ihtiyaçlarına, beklentilerine, maslahatlarına tam cevap vermiyor. Onun için de yani kelam ilmini bir müfit kelam haline getirmek lazım.
temel hedef bu. Bunun içinde kelam ilminin yine klasik iki böyle ana fonksiyonu var. Birisi işte inançları açıklama tarzında, tefsir tarzında, diğeri de rep tarzında. Bu işte iki fonksiyonunda nasıl icra edilmesi gerektiği hususunda konuşalım deniyor. Fakat biz kelam kitaplarını içerik olarak tetkik ettiğimiz zaman şöyle bir usulü görüyoruz. Aşağı yukarı bütün kelam kitaplarını bu umur-u amme diye isimlendirebileceğimiz başlangıç kısımlarında işte umur-u amme denir, el-mebadi denir, efendim el-mümkinat denir değişik isimlerle. Şimdi buralarda aslında yapılan şey tümüyle bir zihin inşası faaliyetidir. Bir zihin inşası faaliyeti. Yani ortaya bir takım temel prensipler, ilkeler, işte mebadi dediğimiz ilkeler konuyor. O ilkeler ışığında bir düşünme tarzı oluşturuluyor. Sonra da bu düşünme tarzından hareketle aykırı akımlar, işte bu diğer dinler olabilir, bu felsefi akımlar olabilir veya mezhepler olabilir, onlarla uğraşılıyor. Şimdi benim gördüğüm temel problem şu: bizim kelam ilminde bu mebadi olarak kabul edilip klasik kelamın üzerine inşa edildiği temel ilkeler konusunda sorunlarımız var. Şimdi bu ilkeleri biz güncelleştirmedikten sonra yeni bir düşünce inşa etme imkanımız yok. Bu ilkeleri güncelleştirmedikten sonra güncelleştirmedikçe yeni bir varlık anlayışı da inşa etme imkanımız yok. Onun için acaba ters taraftan mı başlıyoruz diye böyle bir soru işaretim var. Mesela biz deizmi klasik kelamın ilkeleri ışığında mı eleştireceğiz? Yoksa güncel, bugünkü kelam ilkeleri ışığında mı eleştireceğiz? Eğer hocam çok iyi dinleniyor, konuşacağım. Bu benim için de önemli bir problem. Bunu söylemem gerekiyor. Eğer günümüzün kelama temel teşkil edecek ana ilkelerini tespit etmediysek, biz deizmle ne adına hesaplaşıyoruz veyahut ateizmle veyahut başka bir akımla veyahut da biz bu yöntemle yeni bir dünya görüşü, yeni bir varlık anlayışı, yeni bir epistemoloji, ne bileyim yeni bir kelam oluşturma şansımız, imkanımız var mı? Evet. Şahsen kanaatim odur ki şu andaki haliyle klasik kelam sadece orada kalarak bir savunma yapıp bizden daha güçlüdür. Bunu inanarak söylüyorum. Yani klasik kelamın çünkü oturmuş bir yapısı var, ilkeleri var, bu ilkeler ışığında oluşturulmuş bir sistemi var ve bu sistemin içinde birileri bir şeyleri kabul ediyor veya bir şeyleri reddediyor. Bugün bizim bu anlamda bakarsanız, yani çağdaş kelam diyebileceğimiz tarzda ne ilke, ne sistem, ne de
bu ilkelerle inşa edilmiş bir düşünce tarzımız, bir diskurumuz, bir mantalitemiz maalesef yok. Onun için yani ben belki salona göre daha böyle karamsar bir yapıdayım ama ben işin doğru noktasından başından hareket etmemiz gerektiği, yani cüz layete ceza, cevher araz ilişkisi, hudus, bugünkü kelamın ilkeleri olabiliyor mu, olamıyor mu? Bunu sormamız gerekiyor. Ve buradan başlamamız gerektiği kanaatindeyim. Bununla ilgili inşallah ileride daha başka toplantılarda konuşuruz. Ben Sayın Başkanımızı daha da fazla zorlamayayım hocam. Teşekkür ederim, sağ olun. Efendim ben İlyas Hoca'ya çok severim ve teşekkür ederim. Yanlış algıladı. Yani gerçekten yanlış algıladı. Ben herkese 7 dakika vermek uygun değil. İlyas Hoca'ya 14 dakika vermek gerekir dedim. Bunda alınacak bir şey yok. Teşekkürler hocam. Efendim Metin Yurdagül Hoca'ya ben ceza veriyorum. O böyle sempozyumun sonunda gelip de değerlendirme konuşması yapmak öyle bedava değil. Onun için en son konuşacak o. Hatice Kelbet'in Arpa Boş hocamız. Buyurun 7 dakika. Ben 21 diyorum hocam. Yani İlyas Bey 14 dakikaysa bana 21 hocam. Teşekkürler Sayın Başkan. Bismillahirrahmanirrahim diyerek ben de iki gün sempozyumumuzu iki gündür dinledim ve müstefid oldum. Ve benden önceki değerlendirmeleri bir yandan da devam ettirme mahiyetinde. Aslında deizme karşı bugün biz ne yapabiliriz? Son oturumdaki, önceki oturumlarda da evet deizmin aslında Hristiyanlığın kendi iç hesaplaşması sonucunda ortaya çıktı. Ama artık dünya küreselleşti, hatta köyleşti. Hristiyanlığın kendi iç hesaplaşması kendi içinde kalmıyor. İslam dünyasını veyahut da komşu coğrafyaları da çok yakından ilgilendiriyor. Dolayısıyla bugünkü araştırmalarda her ne kadar çok cüz'i de olsa gençler arasında Türkiye'de ve İslam dünyasında aslında deizmin bir cazibe merkezi haline geldiği ve revaçta olduğu, buna karşı yaygınlaşmadan daha ciddi önlem alınması gerektiği konusunda aslında mükerreren birçok tebliğ dinledik. Ve aslında bütün bunların cevap vermesinde de en, yani yine ittifak ettiğimiz nokta, en iyi, en güzel reçetenin de aslında kelamda olduğunu, kelamın bugünkü insanın dünyasına hitap edebilse aslında bu anlamda problemlerin ortaya çıkmayacağı. Hatta Fatma'nın ergenlikteki çocuğun bunalımında kelam ilmi görmesinin, kelam yani ders, kelam dersi görmesinin onun bunalımına bir çare olacağı şeklinde de bir sonuçtan bahsetti. Dolayısıyla kelamın bugünkü deist teorinin İslam dünyasında yayılmasında en büyük bir engel olacağı konusunda ittifak ettik. Ancak biz hangi kelam veyahut da geleneğe nasıl bakacağız temelli bir sorumuz da var. Buradan hareketle ben şöyle kısa bir, çok uzatmayacağım, kısa bir tarihçeye gitmek istiyorum. Şimdi biz İslam dünyasının 18. ve 19. asır ki 17. asırda da bir gerilediği, krize girdiği şeklinde bir genel kanaatı da elde ettik. Bu neden oldu? Tabii çok tartışılabilecek bir şey. Bizden mi kaynaklandı, batıdan mı kaynaklandı? Yine başlangıçta söylediğim gibi batının aslında kendi içinde bir hikayesi vardı. Bu hikaye batıyla sınırlı kalmadı. Yan coğrafyalara ve yan dinlere de bir şekilde sirayet etmiş oldu. Ve İslam dünyası da geri kaldığını kabul etti. Şimdi baktığımızda bu geri kaldığımızı idrak etme ve çözüm arayışı hangi coğrafyalarda ortaya çıktı diye baktığımızda ilk bunun ortaya çıkışın Hint alt kıtasında olduğunu ve sömürgeyle başladığını görüyoruz. Seyyid Ahmet Han orada çıktı.
Daha sonra yine coğrafya açısından gidersek Suud'da bir Vahabilik hareketi şeklinde bir kriz çıktı. Ama bunun tabii siyasal ayağı da vardı. Nitekim Hint alt kıtasını da var sömürgeyle birlikte. Diğer bir ayak Mısır'da ortaya çıktı. Mısır'da ne vardı? Kavalalı Mehmet Ali Paşa ve Mısır'ın isyanları ve Osmanlı'dan ayrılması ve yine İngiliz sömürgesi şeklinde. Osmanlı ve Türkiye'ye geldiğimizde ilginçtir. Eş zamanlı olarak bir Seyit Ahmet Han gibi veyahut da bir işte Muhammed Abduh gibi veyahut da bir Muhammed bin Abdülvehhab gibi paralel Osmanlı coğrafyasında müstakil yenileşmenin gerekliliğine dair bir düşünür çıkmadı. Bunu düşünmemiz gerekiyor diye bir nokta koyuyorum. Ve burada bu coğrafyalarda çıkan bu düşünce merkezinin aslında batıyla, siyasetle paralel ve eşdeğer olduğunu görüyoruz. Yani bizim krizimiz dahili miydi, harici miydi sorusuna aslında bir anlamda cevap veriyor. Nitekim baktığımızda işte Seyit Ahmet Han batıyla referans alarak yenileşmeyi izledi. Abduh bir ihyacı geleneği önümüze sermeliyiz, mezhep taassubundan uzaklaşmalıyız dedi. Muhammed bin Abdülvehhab da bugün işte IŞİD, El-Kaide gibi oluşumların da temelini oluşturabilecek şekilde yeniden da bir siyasi ayağını da mutlaka görmemiz gerekiyor. Siyasi ayakla birlikte bir selefi, püritanist veya kökten dinci diyebileceğimiz bir hareketin temsilini ortaya koydu. Burada tekrar Aristo'ya bir gitmek ve felsefeden yine kısaca gelmek istiyorum. Şimdi Aristo başlangıçtan itibaren deist miydi değil miydi diye tartışması var. Deist diyenler de var, demeyenler de var. Muharrike evvel düşüncesini ortaya koydu. Yarattıktan sonra alemle bağını devam ettirmedi. Daha sonra bir de bizim İslam filozoflarımız var. Farabi İbn Sina ile birlikte. Şimdi başlangıçtaki oturumlarda Farabi ve İbn Sina vahiy ve nübüvvet teorisinin sistemlerini aldı mı diye soralım. Aslında cevabını bir anlamda ben vermesem de siz biliyorsunuz. Aldı da diyebiliriz tam anlamıyla. Almadı da diyebileceğimiz bir manzara ortada var. Yani nitekim Fazlur Rahman da ne dedi? Biz krize girdik. Felsefe ile din meczze olmadığı için ve İslam filozofları üzerine düşen vazifeyi yerine getirmediği için biz krize girdik dedi. Ve Farabi'nin ve İbn Sina'nın felsefesi üzerinden vahiy teorisini sistematize ederken harici bir melek teorisi üzerinden devam ederek buradaki açığı ben kapatıyorum dedi. Yine biz Hint alt kıtası ve Mısır'a gittiğimizde Hint alt kıtasında başka kim çıktı? İkbal çıktı. Fazlur Rahman çıktı. Yani erken dönem ihyacıların bir de modernist versiyonları çıktı. Mısır'a geldiğimizde kimler çıktı? Hasan Hanefi çıktı. Mağrib'e gittiğimizde Cabiri çıktı. Muhammed Arkun çıktı. Ve bunlar modern teorilerini ortaya koyarken... Hocam yine bir dakika. Baskı uygulmayın. Bitiyorum. Nasıl? Tamam. Ama şimdi sataşma var yani. Konuşamıyorum. Ki bence önemli bir yere gelmiştim. Zihnim dağıldı gerçekten şu anda. Modernistler. Hint alt kıtasında ve Mısır'da ve Mağrib'de modernistler ortaya çıktı ve modernistler teorilerini ortaya koyarken onlar da vahiy teorisinden ve nübüvvet teorisinden aslında hareket ettiler. Fakat dayandıkları nokta İbn Sina'nın düşüncesiydi. Ve İbn Sina'nın nefsin bilişselliği, muhayyeli akıl diyebileceğimiz ki uzatamayacağım, bu teoriden hareket ettiler. Ve hemen hepsi ne yaptı? İkbal ne yaptı? Panenteist teori İslam'a uyguladı. Fazlur Rahman onun teorilerini Kur'an-ı Kerim'e uyguladı ve hermeneutik yöntem uyguladı. Hasan Hanefi Marksist teori İslam'a uyguladı. Cabiri yapı bozumculuğu uyguladı. Arkun Kitab-ı Mukaddes'in teorilerini Kur'an-ı Kerim'e uyguladı. Fakat hep vahiy üzerinden gittiler. Ve burada yine bir noktaya işaret etmem gerekiyor. Haber, yani bilgi epistemoloji, haber yalnızca İslam'da olan bir epistemoloji. Ve bu konusuyla orijinal bence. Batı'da haber şeklinde yani üçlü bir tasnif yok. Duyu var, akıl var. İslam'da yalnızca haber üzerinden var. Dolayısıyla
biz Hristiyanlığın haber ve vahiy kaynaklı bir temelinde olmaması deizm gibi bir kriz aslında orada normal görünüyor. Ve bir bahsettiğim siyaset endeksli modernist teorilerin hemen hepsi de argümanlarını ve perspektifini nereden aldılar? Batı'dan aldılar. Ve vahyin, peygamberin olmadığı teoriden aldılar. Ve ortaya koydukları, bugün aslında modernizm çok güçlü bir şekilde teorilerini de ortaya koydu. Ve bugün bizim deizmden kurtulmamız için gidebileceğimiz bir teori ve hayat felsefesi bize koyuyor mu diye baktığımızda bu bahsettiğim çerçeve aslında kendiliğinden cevabını da vermekte. Bu modern teorilerin aslında batılı hikayeyi bir anlamda devam ettirdiğini ve deizme her ne kadar ufuk açıcı olmakla birlikte istifade etmemiz gerekle birlikte bence İslam dünyasındaki deizmi destekleyen bir perspektif bize sunduğu kanaatindeyim. Ve çözümlerde aslında çözümün konu önerisinde de söylediğim gibi deizm ve nübüvvet merkezli İslam kelamında olduğunu düşünüyorum. Ve bunun aslında felsefeyle hesaplaşmayı Gazali yaptı, Razi devam ettirdi. Ancak Gazali ve Razi'nin felsefeyle hesaplaşmasında dikkat edersek nübüvvet merkezli bir hesaplaşması yok. Bizim kelam kitaplarımızda nübüvvet merkezli hesaplaşma berahime argümanına cevap mahiyetinde. Dolayısıyla bu alan çok ciddi anlamda boş bırakılmıştır ve bugün deizmin ve İslam'ın güncelleşmesi, yenileşmesinde bütün bu çerçevenin dikkate alınması gerektiğini düşünüyorum. Ve teşekkür ediyorum. Hocam çok iyi oldu. Evet. Ben de teşekkür ediyorum. Bu pozitif ayrımcılık sadece deizmde yok, İslam'da da var. Tamam. Efendim, Cafer Karadaş hocamız, buyurun. 7 dakika ile sınırlı. Yani bu sınır 7 dakika. Siz Ermet'e başlamışsınız da. Benim sınırım bu. Evet hocam, Bismillahirrahmanirrahim. Efendim, deizm konusunu konuştuk hakikaten. Güzel şeyler de söylendi. Ben tebliğlere, tebliğ sunan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Özellikle bize ev sahipliği yapan 100. Yıl Üniversitesi rektörü, dekanı, bütün yönetici kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Hasreten bu sempozyumu yüklenen kelam ana bilim dalı. Teşekkür ediyoruz. Deizm ne ifade ediyor? Şimdi biz burada eskilerin, ben biraz İlyas Çelebi hocamızın bıraktığı yerden, eskiler bizim kelam dediğimiz şey, eskilerin gündemine bakacak olsa, kelamcı gündemi takip eden kişidir. Problem çıkaran değildir. O yüzden de mesela her dönemde her problem tartışılmamıştır. Veya her ne kadar kelamcıya şöyle kötü bir anlam yüklenmişse de, işte efendim kelamcı kafaları karıştıran şeyleri gündeme getirdi. Öyle değil. Kelam kitaplarının müfredatına ya da konularına baktığımızda hangi dönemde hangi konu öne çıkmışsa onu tartışandır. Dolayısıyla biz de bugün bakın oturduk deizmi tartışıyoruz. Niye? Çünkü bugün bu gündem oluşturuyor. Veya ateizmi tartışıyoruz, o gündem oluşturuyor. Fakat bize ne ifade ediyor noktasında durmamız gerekiyor. Ya da biz deiste nasıl cevap vereceğiz noktasında durmamız gerekiyor. Fakat şöyle bir şeyimiz var. Yani deiste cevap verelim derken ya da deiste göre kendimizi ayarlayalım derken tam da onların istediği bir İslam'a doğru mu evriliyoruz endişesi bende var. İşte efendim İslam'ın işte deizme yol açan şu ayeti, şu hadisi, efendim şu ilkesi, onları dışladığımız zaman biraz daha rahatlarız gibi mi düşünüyoruz? Bu acaba biraz bizi deistleştiriyor mu? Yani deistlere cevap verelim ya da onlara karşı bir pozisyon alalım derken acaba biz farkında olmadan deizme doğru mu gidiyoruz? Böyle bir endişem de var.
Mesela bu bugün konuşulanlardan zannediyorum İlhan Bey gündeme getirdi herhalde. O bir sorunu gündeme getirdi. Mesela kadın sorunu. Kadın tarladır meselesi. E doğru, kadın tarladır. Yani bunun başka bir anlamı yok ki. Aslında o ayet tam da günümüze cevap veriyor. Bugün kadın bir cinsellik objesi ya da bir fantezi unsuru olarak görülüyor. Halbuki Kur'an kadını bir doğurgan ve bir anne olarak görüyor. Mesela hiç toprak baba dendiğini duyduk mu? Dolayısıyla şimdi kadının anneliği bakın geri plana itildi. Kadının doğurganlığı geri plana itildi. Bakın biz nerelere geldik. Şimdi biz bu ayetten bir komplekse kapılıyoruz. Efendim kadına tarla denmiş. Hangi pozisyonda, hangi anlam içerisinde, hangi çerçeve içerisinde dendiğine bakmamız lazım. 1400 yıldır mesela o ayete verilen anlam şudur. Kadının doğurganlığı burada ifade ediliyor. Ve kadının anneliği ifade ediliyor dolayısıyla. Bugün de bu geçerlidir. Aslında bana göre o ayet tam da bugüne cevap veriyor. Bunu böyle görmek gerekiyor. Efendim bu sorun oluşturuyor, bunu çıkartalım. Öbürü sorun oluşturuyor, bunu çıkartalım. Özellikle hadisler konusunda aynı tarzı benimsiyoruz. Dolayısıyla bu biraz bizi şeye mi götürüyor diye düşünüyorum. Bir başka sorun şu. Aslında bir ahlaki sorunumuz var. Bizi deizme götüren. Yani inandığını söyleyip de hiç inanmıyormuş gibi yaşayan bir kitle oluştu. Yani Allah'a inandığını söyleyen fakat Allah yokmuş gibi yaşayan. Buna hani pratik deizm diyebiliriz. Adam zihinsel olarak deizm değil, deist değil. Ama yaşantısına bakıyorsunuz sanki deist gibi yaşıyor. Bu aslında bizim toplumlarımızda, İslam toplumunda ciddi bir ahlaki sorundur. Bir başka sorun, gösterişçi dindarlık sorunumuz. Bu Allah'a inandığını söylüyor, hatta Allah'a inandığını bir nevi gösteriyor giysisiyle, davranışlarıyla filan. Fakat adamın ahlaki noktadan bakıyorsunuz, mesela peygamberi istismar etmekten kaçınmıyor. Peygamberin saçını istismar ediyor, ayak izlerini istismar ediyor. Ne kadar ne varsa hepsini istismar ediyor. Peygamberi rüyada görerek istismar ediyor. Görüyor mu görmüyor onu da bilmiyoruz. Yani bütün bu istismar içerisinde bakıyoruz, bu da bir ahlaki sorun aslında. Yani bizi deizme götüren aslında budur. Yani inanıyoruz fakat inandığımız gibi yaşıyor muyuz? Şöyle tutarlı bir Müslümanlık. Aslında bize deizme vereceğimiz cevap tutarlı bir Müslümanlık. Yani inandığı gibi yaşayan bir Müslümanlık. Bir de değerlerimize sahip çıkalım. Yani bugün bazı şeyler problem oluyor diye onlardan vazgeçersek ve bütün problem gibi gördüğümüz şeylerden vazgeçersek benim kanaatim İslam'ın tümünden vazgeçmeye doğru gidiyoruz. Allah korusun. Bununla bitireyim hocam. Evet, Cafer Hoca'ya da teşekkürler. Şimdi Profesör Doktor Metin Yurdagül hocamız konuşacak. Bundan sonra ben istismarı gasp edeceğim, mikrofonu gasp edeceğim tekrar. Buyurun. Efendim, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Bir Serhat şehrinden diğer bir Serhat şehrimize gelmiş olmaktan çok mutluyum. Kars'ta Davudi Karsi Sempozyumu Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nce düzenlenmişti. Daha önce planlanmış bir toplantı idi. Bu sene ben de müracaat etmiştim. Örtüştü iki program ama Kars'ı görme düşüncesiyle buradaki toplantının verimli kısmına maalesef ben iştirak edemedim. O yüzden de hepinizden özür diliyorum. Muhterem 100. Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı'na, bu işi organize eden Kerem Ana Bilim Dalı'na şükran borçluyuz. Teşekkür ediyorum. Muhterem hocamın başlattığı, rahmetli hocamın teşvikleriyle aralıksız sürdürdüğümüz bu güzel faaliyeti devamını niyaz ediyorum. Ben halimi ifade etme bakımından hem de biraz gülümsemenize vesile olur diye bir fıkra anlatarak bitireceğim. Efendim, İstanbul'da eskiden pazarlar falan kurulmaz. Mahalle arasında daha çok Balkanlı, Arnavut menşeli kişilerin at veya merkep sırtında sepetlere yükleyerek mahallede
zevzevat sattıklarını bilirim. Tecrübeli bir Arnavut, İstanbul'a yeni gelmiş bir hemşehrisine bu işi talim ediyor. Fakat o çok mahcup ve bu işi pek öğrenmeye müsait değil. Şimdi giriyor o tecrübeli satıcı, lahana, pırasa, ıspanak, zevzevat falan diyerek bağırarak arkasındaki acemi satıcıya da ikazda bulunuyor, hadi sen de diyor. O da sessiz ve sedasız, ben da, ben da diyor. Ben de satıyorum demek istiyor. Şimdi ben bu heyetin tümünün şeylerini gıyabınızda, gıyabında konuşulmuş meselelere ben da diyorum. Efendim, ikinci bir husus dün konuşuldu, hoşuma gitti. Affınıza sığınırım, hocalarımdan da özür dilerim. Belki münasebetsiz bir şey diye telakki edilebilir. Ancak Cafer Bey'in hanım konusu konuşulmuş anlaşılan, belki onunla örtüşür diyerek onu da arz edeyim. Efendim, bir beyefendi, bir hanımefendi, mutlu bir evlilik içindeler. Sürekli her akşam eşi beyefendi, hanımefendi çok güzel sözlerle karşılıyor. Bu övgü karşısında, bu güzel davranışlar karşısında hanımını ödüllendirmek istiyor o zat ve onu Umre'ye gönderiyor. Umre'den döndükten sonra beklentisi bu güzelliklerin daha da artması. Fakat hanım hiç yüz vermiyor vesaire. Daha da sert tavırlar sergileyince hanım diyor, ben seni Umre'ye o güzelliklerin devamı için gönderdim. Öyle ama beyefendi diyor, ben diyor Umre'ye gittim, o güzel makamlara, mekanlara yüz sürdüm. Artık yalan söyleme hakkım yok diyor. Şimdi ben de katılmadığım toplantılarda yalan söylemeye hakkım olmadığını biliyorum. O yüzden hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Teşekkür ediyorum. Evet, Metin Yurdagül hocamıza teşekkürler. Esprili hikayeyle gerçekten hitamı o misk oldu. Ancak ben Mutat teşekkürleri yapmadan önce mikrofonun ve kürsünün bana verdiği yetkiyi kullanarak bir görevlendirme yapıyorum. Şimdi bu iki günlük toplantıyı ana fikriyle dile getirecek, önümüzdeki toplantıya da atıf yapacak bir belge gibi, bitiriş belgesi gibi bir metin, şöyle yarım sayfayı geçmeyecek bir metin hazırlamak üzere Metin Yurdagül Hoca, Metin Özdemir Hoca, Vecihi Hoca ve İlyas Hoca'yı görevlendiriyorum. Kabul edildi mi efendim? Edilmiştir. Bu akşam, en geç bu akşam oturacaklar burada, bu yarım sayfalık metni yazacaklar, birbirleriyle istişare edecekler. Onu biz sosyal medyada ve sitelerimizde yayınlayacağız. Ve böylece var... Fıkraya ters düşer hocam. Efendim... Evet. Gerçekten bu yılki toplantının bir yönünü ben yeni arkadaşlar hatırlasınlar diye söyleyeyim. Bu Van'da toplantı yapma fikrimiz epey yıllardan beri devam ediyor. Fakat bizim elimizde olmayan, Vanlıların da elinde olmayan sebeplerden dolayı bu yıla kadar gecikti. Ama gerçekten çok da güzel oldu. Bu gecikmenin telafisi yapıldı. Başta fakülte yönetimi, Sayın Dekanımız, ilgili kelam ana bilim dalı arkadaşlarımız, diğer öğretim üyelerimiz ve öğrencilerimiz olmak üzere, üniversite rektörümüz, valimiz ve bütün ilgilenen il müftümüz dahil olmak üzere, ben önce kendi adıma, sonra arkadaşlarım adına, kongre sempozyum adına
minnet duygularımızı ve teşekkürlerimizi arz ediyorum. Önümüzdeki yıl inşallah belirlenecek yerde hep beraber olmayı Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Allah sıhhat, afiyet, muvaffakiyet içinde devamını nasip etsin inşallah. Hoşça kalın. Evet, sayın hocaların çok değerli misafirler, bizler de katılımınızdan dolayı sizlere ayrı ayrı her birinize teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Sağ olun, var olun ve Rabbimizin kelamıyla bitiriyoruz. Estaizu billah, bismillahirrahmanirrahim. Vel asri innel insane lefî husr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. Hepinize tekrar ayrı ayrı teşekkürlerimizi bildirir. Hoşça kalın diyoruz. Yarın inşallah Akdamar Adası'na gezimiz saat 9'da buradan çıkacağız en geç. Çünkü saat 2'de yolcu olan misafirlerimiz var. Hemen gidip gelmek amaçlı. Saat 8.30'da mı Burhanettin hocam? Saat 8.30'da çıksak daha iyi olur. Ona göre inşallah tedbirli olalım.